Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün ofise gitmiştim. Bir iş gününün ardından eve geldim. Birazcık yorgunum ama kendime böyle pratik bir makarna hazırlayacağım. Bu böyle evdeki malzemelerden, evde ne varsa onlarla hazırlayacağım bir makarna tarifi olacak. Ve tek bir tavanın içerisinde oldukça pratik bir şekilde yemeğimizi hazırlamış olacağız. Şimdi girip hemen bir üstümü değiştiriyorum. Sonra yemek tarifine geçiyoruz. Thank you.
Evet, gördüğünüz gibi oldukça pratik bir makarna hazırladık. Yaklaşık 15 dakikalık bir zamanımızı aldı diyebilirim. Pişmesiyle beraber zaten hepsi aynı tavanın içinde oldu. Şimdi sizin için bir de tabii ki tadına bakacağım. Şöyle yumurtamın da sarısını şöyle yapayım. Şöyle yumurtamın da sarısını patlatarak, dağıtarak. Gördüğünüz gibi mükemmel erimiş bir peynir. Gerçekten çok çok lezzetli. Görmüşsünüzdür, bir ara içine biraz kaymak da koydum. Gerçekten tamamen evde kalan malzemelerle, işte mantar biraz vardı, biraz yeşil soğanım kalmıştı, taze soğanım. Biraz da pazar kahvaltısından kalan kaymaktan koydum. Eğer sizin de pazar kahvaltılarınızdan kaymağınız kalıyorsa mutlaka böyle değerlendirebilirsiniz. Denemediyseniz denemenizi tavsiye ediyorum. Ben de bunu yeni öğrendim, bu yöntemi. Bundan sonra benim tariflerimde bol bol görürsünüz ama siz de mutlaka deneyin. Biz genelde ikimiz de çalıştığımız için eşimle beraber sadece pazar günleri kahvaltı ediyorduk. Ve pazar günleri o kaymak bitmediği için her seferinde çok üzülüyordum ziyan oluyor kalanı diye. Şu an artık değerlendiriyorum. Bu şekilde makarnaların içine koyuyorum. Evet, dayanamayacağım. Bir lokma daha yiyeceğim. Birazdan tamamını yiyeceğim ama şöyle tekrar göstereyim. Bu arada koyarken dikkatinizi çekmiş olabilir. Ben tam buğday makarna kullandım. Şu an 21 gün şekersiz yapıyorum. Bir ara o külü sizle beraber de yaparız. Her gün neler yiyorum size gün bir gün çekerim. 20 gün şekersiz yapıyorum. O yüzden tam buğday makarna kullandım. Ama tamamen normal makarna da yapabilirsiniz. Hani biz hani bu tarz bir kürün içinde olmadığım zaman normal makarnayla da birebir aynı tarifleri yapıyorum. Zaten tahmin ediyorum sizlerle bol bol, hatta en bol paylaştığım tariflerden biri olacak. Biraz böyle uzak doğu usulü. Onlar nasıl noodle yapıyorsa ben de evde makarnayı öyle yapıyorum gibi düşünebilirsiniz. Size de tavsiye ediyorum. Umarım ki videomu ve tarifimi beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve de kanalıma abone olmayı unutmayın diyorum. Yeni videolarda görüşürüz tekrar.